Ben Tufan'a acıyorum ya. Atakol'a acıyorum, üzülüyorum Nigel. Ya. Ya bilmiyorum başka türlü düşünen var mı? Ben üzülüyorum bu çocuklar için. Eren'e üzüldüm. Ne işleri var bunların burada böyle? Niye bunlar buradalar ya? Niye bu insanlar buradalar? Bu insanların ne suçu günahı vardı buradalar? Ne yaptılar sana? Söyle yani. Tufan bana şunu yaptı de ben dedim ki Tufan... Demem yüzüne ama içimden derim ki ya ne yapalım yani. Hani sevmiyorum bu lafı ama bazen gerçekten su tesisi su yolunda kırılıyor. Bak sevdiğim bir laf değil, bunu her alanda kullanamam. Ama sen yalan yanlış bir işe girersen, milletin canını yakarsan, yasa dışı bir işe girersen... ...bazı olaylarla karşılaşacağın da açık ortada. Bunlar ne yaptılar? Söyle bana, ben de sorayım. Atakoz ne yaptı sana bugüne kadar? Tufan ne yaptı? Tayfun ne yaptı? Fikri abi ne yaptı? Söyle. Ya ayıp takıyorlardı. Ya senin yaptığına karşılık söylemeleri doğal değil mi Sinan? Ayıp takıyorlardı, ben de küfür ediyordum. Bir ayıbın var mı senin? Delikanlılığında bir şüphen var mı? Hayır. Nerede ayıbın var da ayıp takıyorsa? Ayıp takıyorlardı. Birisine de takıyorlar dedi, söyle bakayım. Kime? De... Benim gibi gençlere bunlar ayıp takıyordu. Onlar aldı mıydı, ben de aldım. Yani senden başka birisine ayıp takılıyor muydu, onu diyor babam. Ya bana takıyordu. Nerede bir sana? Şüphen var mı ya? Şu kendinde bir şüphen Allah var mı? Allah şükür. Aslan gibi delikanlısın ya. Allah şükür. E Allah'a şükür sen ne milletine derdin? Neyi bizi buralara kadar getirdin ya? Ya anneleri yok. Anneleri bak, sen de anneni kaybetmişsin. Seneye devriyesinde buradaydın. Allah anacısı, rahmet eylesin. Anacısı yok. Anneleri anacısı yok ortada. Sen de anneni seven birisi olarak ha. Üzülmüyor musun onların annelerinin olmayışına? Ben bu ben kendi anama üzülürüm ben. Tamam. Sen kendi nasıl anama üzülürüm ben. Tamam, bahaneymiş onları... Kaşukçu'dan bahane. Tamam da onların da anneleri ya, üzülmüyor musun onlar için? Niye üzüleceğim, bahane? Öyle bir üzüntü hissetmiyor musun? Ben mesela üzülsem, mesajı attım diye üzülürüm. Ona da üzülmüyorsun. Niye üzüleceğimmişim? Peki sizin yan komşu mesela köyden göçüyor, üzülmedin mi onlara? Ya hayır. He? Niye üzüleceğim ki? Üzülmedin. Hamide teyzenin kocasını atıyorsun, kocasından ayrılsın falan diye boşansılar ester, üzülmeyecek misin? Niye üzüleceğimişim? Yeter ki ağrısın. Ama peki, senin Arife yüzünden Hanım'a, oluyor ya. Arife Hanım'a, biri öldürdüyse, sonra da gömdüyse buna üzülür müsün? Allah belasını versin derim. Arife Hanım için üzülür müsün? Bunu bekliyor. Benim çocuğum, malım bulum içeriden kaldı. Hayır, hayır, malımın yanında kimse yok. Bir başkalara emanetten bakıyor. Ne derdi ya? Allah Allah. Öne al şöyle. Ha. Şaşırdık ya. Sen yanlış anlaşıldın değil mi? Öldürenin Allah belasını versin dedin. Evet. Kim öldürdüyse Allah belasını versin. Ben yapmadım Bügel'im, tamam. Yapmadım. Tamam. Boşuna ona söylüyor. Söylüyor. Ona bana öyle bir şey yapamadım. Benim anam yarısıydı benim bu. Öyle desene. Benim anam yarısı. Kim yaptıysa Allah belasını versin. Anama kavuştursun. Yani öldürün. Ben de öldürün. Ne diyorsun ya? Niye üzgün diyorsun? Anama. Sen annene kavuşacaksın. Sen kavuşacaksın. Sen annene kavuşacaksın. Sabret. Tamam, tamam kavuşacağım. Beni yapmadığım bir şey. Yapmayın öyle arkadaşlar. Demeyin öyle. Yapmayın. Peki, annen diye... yarısı diyorsun. Attığın mesaja bak. Terbiyesiz. Annene öyle mi yapıyordun sen? Yapmıştır. Kendi annesine de yapmıştır. Dayısı diyor kadın. Yapıyormuşum, anam melekti, melek. Bizim annemiz ne? He. Şeytan. Bizi sizinkiler şeytan. Ya bu kadar olur mu? Daha artık gün güne çöküyor. Gün güne dengemizi kaybediyor. Sen anneni düşünsen bu hareketleri yapmazsın Allah bak. Allah. Bütün millet sövüyor şu anda. Anneni düşünsen yapmazdın. Sakin. Yani
Sakin olun. Ben size attım, şey... atmadım değil, mesaj attım. Ya bırak. Sinan attım, mesaj attım. Ama Sinan, seni buraya getiren attığın mesajlar değil. Seni buraya getiren, bu kadar mesaj attığın, jandarmaya şikayet edildiğin, kadının kaybolduğu gün hiç alakasız bir şekilde onun yine yöresinde olman, yine ona ve kocasına mesajlar atıp araman. Yoksa tamam attın köye, ne yapayım, cezasını neyse çekseydi ya da çeksin. O başka bir mevzu. Seni buraya getiren, çalı toplamaya diye gittiğin ama çalı toplamadığın gün Arife teyzenin mahallesinde ne işin vardı? Ben çalıya gittim. Eğer üç kişi seni görmeseydi, hayır, sen onu da kabul etmeyecektin bugüne kadar. Üç kişi beni gördü. Seni gördüğü için onu kabul etmek zorunda kaldın. Nereden geleyim? Çalıdan ayrıca geleyim. Az bir şey çalı topladım, geldim her şey saçmalık. Yine söylüyorum, senin orada işin yok. Bu kadının iki tane delikanlı oğlu var orada. Senin önüne geçiyor. Kocası var. Senin önüne geçiyor. Benim karıma mesaj atma, anneme mesaj atma diyorlar. Gidiyorlar jandarmaya, savcıya da şikayet ediyorlar. Daha ne yapsınlar? Ama Arife teyzeyle Hamide teyze ya zavallıdır bunlar deyip seni hani onlara karşı korumaya çalışıyor. Yani öldüyse Allah rahmet eylesin. İnşallah yaşarsın, inşallah yaşasın. Ellerinden öpelim. Ama kadın seni korumaya da çalışıyor. Aslında kendi çocuklarını da korumaya çalışıyor. Söylerken bile kendimi de kötü hissediyorum. Senin o kadının evinin orada ne işin vardı? Bizim konumuz bu. Senin attığın mesajlar ayrı. Bu aile sana düşman. Senin oradan ne işin var? Ben çalıya gittim. Çalı az bir yok. Şey çalı topladım, evime geldim. Ama çalı bulamadım diyorsun. Az bir şey buldum, bulamadım. Bir daha bulurum dedim. Doğru dürüst çalı bulamadığın halde eve geldiğinde üstün başın kirlenmiş olması gerekmez. Çünkü çalı toplamamışsın. Ama başka bir olayla ilgili olarak pantolonun lekelenmişse kalktın pantolonunu yıkadın. Yıkadığın pantolondan leke çıkmadı. Uğraşmana rağmen lekeyi çıkaramadın. Bundan sonra kalktın o pantolonu lekeyi çıkaramayınca sobaya atıp yaktın. Apkın olunca ben onu... Apkın oğlu olayınca ben onu kokulayacaktı öyle mi? Valla o kadar çok mesaj var ki arada gidiyor mesela bir izleyicim, benim arkadaşım telefon açtı, dedi ki biz de köy çocuğuyuz. Bir kere dedi böyle pantolon yakılmaz. Tabii canım. Ayrıca dedi yakıldığı zaman daha kötü koku çıkar. O yüzden pantolon yakılmaz dedi. Öyle üzerine bulaştı diye hayvan pisliği dedi. Yok biz hayvan de değil, ya kan lekelerini çıkarıyor. Ben onu bilmiyorum ama Rami Bey yani... O işi yapıyorsan sürekli üzerine pislik bulaşacak yani hani böyle pantolon tabii. Yakılmaz ki. Tabii yakılmaz. Yani tabii ayrıca yakılmaz. Daha kötü kokarmış. Sen zaten önce dedin ki araları yırtık diye dedin yaktım dedin. Sonra dedin ki üzerine hayvan pisliği bulaştım diye yaktım dedin. O gün yıkadıklarına da burada şimdi söylediklerini ben söyleyemeyeceğim başka bir şeyden dolayı yıkadım dedin. Yani işte o gün mü hepsi? O gün seni cayır cayır jandarma arıyor. O gün seni cayır cayır jandarma sana ulaşabilecek bir de herkese de haber vermiş. Evet. Hani arayın da Sinan nerede bulayım diye. Sen sürekli telefon elinde adam onların hiçbiriyle ilgilenme. Bayram değil, seyran değil, pantolonunu yıka. Ondan sonra da yaptım. Yani sen bunların cevabını ver. Ben artık mesajdan falan geçtim. Benim tek bir sorum var. Sen eğer o gün orada görülmeseydin zaten bugün burada da olmayacaktın. Sen orada görüldüğün için oradasın. Çünkü senin orada işin yok. Müge Hanım. He. Pantolon kokuyor. O gün mü? Hepsi o güne mi denk geldi? Yıkamayacaksın mı? Kirleniyor. O güne mi denk geldi? Yıkanıyor. İşte. Tamam o yıkanırken jandarma seni ararken dört kere niye açmıyorsun telefonunu? Onu da aç. Neden yani... korkuyorsun jandarmadan? Bir suçu olmayan jandarma geldiğinde kapısını açar. Ne var diye konuşur. Sen jandarma komutanıyla her gün, telefonda konuşabilen her gün bir adamsın. Evime geliyorlardı. Mesaj tamam. Attı atayım diye. Tamam. Gün bir kapıma geliyorlardı. Olmasa, bir suçun olduğunu düşünmesen... Ben şu huzurda da diyorum. Attım diye. Ya Allah razı olsun o karakolda evet. Çalışanlardan. Of. Bütün Mehmetçiklerimizden, jandarmadan Allah razı olsun. İyi ki varlar. Az önce kesmişlerdir küfür ederek söylediği için. Diyor ki o karakol diyor her gün evime geliyordu diyor. Onu söylemeye çalışıyor. İyi ki gelmişler bu kadar zapt edebilmişler. Sen o zaman niye atakollar geldiğinde komutanı komşumdu benim gittiğinde dikkat edin diye gittin şikayet ettin. İşine gelince karakol kötü, işine gelmeyince kötü, işine gelince iyi.
Öyle mi? Yok, yok, karakol her gün kötü. Karakol her gün kötü. Niye o zaman Atakollar evine geliyorlar diye jandarmaya şikayet ettin? Geliyorlardı. O zaman karakol olmasa şikayet... sen şu an hayatta değildin. Karakol olmasa sen şu an hayatta değildin. Niye, niye hayatta değildin? Bu adamları kim zapt edecek? Niye? Yazdığın kadınların çoluk çocuğunu kim zapt edecek? Niye zapt etmeymiş? Niye yazıyorsun milletin annesine? Rahat dursun. Ne demek rahat dursun rahat ya? Rahat dursun. Mesaj şey, niye bakıyor, ayıp takıyor? Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldu.